Herkese iyi akşamlar. Bu bayram akşamında birlikte olduğumuz için ben çok mutluyum. Vakit ayırıp da katıldığınız için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kimler var? Onları bir görüp selam vermiş olalım. İlyas Yıldız, Sait Yılmaz Er, Kaan Küçük, Cenk Büker, Arda Sezen, Anıl Erdoğan, Ahmet Furkan Yıldırım, Azat Gazakop. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım sesim size yeter seviyede geliyordur. YouTube'un bu akşamlar, bu saatlerde çok yoğunluğu olduğu için emin olamıyorum. Eğer sesim size iyi geliyorsa yazabilirseniz sevinirim. İstiyorsanız siz sorularınız varsa şu an sorularınızı yazabilirsiniz. Ben sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Sait Bey'in sorusuyla istiyorsanız devam edelim. Sait Bey'in sorusu genel olarak şuradan ben göstereyim. Soru şu aslında. LSTM katmanını kullanarak bir regresyon tahmini yaptığımızda overfit olup olmadığını nasıl anlarız? Anlayabilir miyiz? Anlarsak, overfit varsa bunun için nasıl tedbir alırız? Değil mi Sait Bey? Buydu herhalde sizin sorunuz. LSTM'de zaman serisinde aşırı öğrenilmeden nasıl emin olabiliriz? Overfitting'den nasıl kaçınabiliriz? Şimdi LSTM'le tabii ki zaman serilerinde tahminlerde bulunuyoruz. Sorunun bir sonraki detayında verilen bilgi, örneğin dolar-TL paritesinin bir banka tarafından tahmin edilmesi yıl sonuna. Bunun için de geçmişte olan verilerin bir araya getirilip kullanıldığında bu ne kadar başarıyla tahmin ediliyor. Şimdi overfit şu demek, önce oradan başlayalım. Bir modelin kendisine verilen veri ikiye ayrılıyor önce. Bu ayırdığımız veri train ve test verisi olarak adlandırılıyor. Adı üzerinde train yani eğitim veri seti kullanılarak modeli eğitiyoruz. Model bu eğitim setini kullanırken hangi konuda eğitiliyorsa doğru cevabı da biliyor. Doğru cevabı bildiği için bu doğru cevapla beraber kendisinin parametrelerini eldeki eğitim setine göre en iyi sonucu verecek şekilde parametrelerini ayarlıyor. Bu tabii bizim istediğimiz bir şey ama burada bir sıkıntı var. Eğer biz eğitim veri setine göre tamamen mükemmel bir model geliştirirsek ve bu modelin parametreleri de sadece eğitim setine göre ayarlanırsa modelden beklentimiz olan görmediği bir veri de doğru tahminde bulunma özelliği, buna genel olarak generalization yani genelleştirme diyoruz. Generalization özelliği düşebilir. Bu da şu demek. Sizin eğitim veri setiyle elde ettiğiniz başarı oranı çok yüksekken test veri setiyle eğittiğinizde özür dilerim test veri setiyle modelinizi teste tabi tuttuğunuzda başarı düşer. Bu ekranda gördüğünüz benim bahsettiğim bu başarım nasıl olur? Örneğin eğitimde yani train data seti kullanarak %90 bir başarı elde edebilirsiniz. Fakat test veri setinde yani eğitimde hiç kullanmadığınız modelin daha önce görmediği veri setiyle modelinizi başarımını gözlemlediğinizde %70'e düşebilir. %70'e düştüğünde bu şu demek, modeliniz ilk defa gördüğü bir veri de o kadar başarılı olamıyor. Oysa train ederken model parametreleri kendilerini train veri setine göre çok fazla ayarlamışlar. Buna da overfitting diyoruz. Kendilerini çok fit yapmışlar. Yani çok uydurmuşlar. Ama neye? Sadece train'e. Neyi kaçırmışlar? Generalization. Yani train setinden genel kuralları öğrenmek yerine train setine birebir uymaya çalışmışlar. Bu da overfit problemi diyoruz. Bu problemin aynı şekilde bir dualitesi var. O da underfit. Underfit'te de şu oluyor. Train setindeki öğrenilebilecek genel kuralların çoğunu öğrenemiyoruz. Dolayısıyla hem
eğitim veri setiyle hem test veri setiyle başarı düşük çıkıyor. Örneğin %70'e %65 gibi. Ne yapmamız lazım? Bunun için de başka yöntem uygulamamız lazım. Şimdi genel olarak eğer overfit varsa en büyük belirtisi şu. Train'de %90-95 gibi bir başarı. Test veri setiyle ise %70-75 gibi. Yani ikisi arasında çok fazla fark var ve bu fark test veri setinde başarımın çok düşmesine neden oluyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız anlayın ki sizde overfit var. Overfit problemini nasıl yenebiliriz? Birincisi, overfit oluştuğunda şu demek, modelinizin kapasitesi elinizdeki veri setinde ve probleme göre fazla demek. Kapasite çok yüksek olduğu için sizin eğitim veri setinize birebir uyacak şekilde model kendini çok güzel ayarlıyor. Fakat test veri setinde tabii ki görmediği verilerle karşılaşınca başarı düşüyor ki biz bunu istemiyoruz. İlk yapılacak tedbirlerden birisi modelinizin başarı kapasitesini azaltmak. Ve kapasiteyi azalttığımızda eğitim esnasında modeli bu az kapasiteyle yüksek başarımı sağlayacak şekilde zorlamak. Bunu zorladığımızda da artık model ezberlemek yerine genel kuralları öğrenmek üzere dikkatini verecek. Peki bir modelin kapasitesi nasıl azalır? Şimdi bizim kullandığımız modeller genelde yapay sinir ağlarından oluştuğundan ve genelde her katmanda kullandığımız katmanlarda da nöronlar bulunduğundan nöron sayısını azaltmak modelin kapasitesini azaltır. Birinci yapabileceğimiz şey her bir katmandaki nöron sayısını azaltabilirsiniz. İkinci yapacağınız şey derin öğrenme yaptığımız için biz çok katmanlı yapay sinir ağları kullanıyoruz. Çok katmanlı yapay sinir ağlarında ise katman sayısını azaltabilirsiniz. Bu da modelin kapasitesini düşürür. Ya da çok katmanlı bir modelde yapabileceğiniz başka bir şey, dropout denen bir katman var. O katmanda sizin bir önceki katmandaki bazı nöronların eğitim esnasında çalışmasına rastgele engel oluyor. Böylelikle her katmandaki her nöron o an çalışmıyor. Ve bu eğitim esnasında böyle olduğu için sizin modeliniz daha az sayıda rastgele seçilmiş nöronlarla modeli eğitmeye uğraşıyor. Bu da onun kapasitesini düşürüyor ve ezber yapmasına engel oluyor. Bunlar genel olarak, çok genel olarak modelin ezberlemesine engel olacak ve model üzerinde yapabileceğiniz değişiklikler. Tabii bunlardan daha farklı şeyler de var daha detaya girersek. Örneğin katmanlarda normalizasyon yapabilirsiniz her bir katman arasında veya katman içinde de normalizasyon yapabilirsiniz. Bu şekilde modelin genel olarak kapasitesini düşürüp ezber yapmasına engel olabilirsiniz overfitting'de. Bu modelle ilgili. Ama data centric gidersek, veriye dikkatimizi yoğunlaştırırsak, veri kendisi azsa, dolayısıyla train ve test setlerine böldüğümüzde o zaman da az sayıdaysa bu problemle yine karşılaşabiliriz. Mümkün olduğu kadar bizim verimizin gerçek hayattaki karşılaşılacak olan problemlere ya da sample'lara, örneklere içinde barındırabilmesi lazım. Buna da sampling diyoruz istatistikte. Yani örneğin Türkiye'deki insanların boyunu alıp kilosunu tahmin edecek bir regresyon yapıyorsanız Türkiye'deki insanları kapsayacak şekilde istatistiksel olarak belli güvenilirlik aralığında kalacak sayıda sizin sample toplamanız lazım. Mesela sizin topladığınız sample'lar sadece 0 ile 40 yaş arasındaysa ve buna göre modelinizi train ve test ederseniz
Gerçek hayatta 60 yaşındaki bir insanın boyuna göre kilosunu tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla gerçekte olan verinin bir şekilde iyi sample edilip veri setinin oluşturulması lazım. Bu veri setinin iki şekilde oluyor. Bir, sayısal olabilir. İki, sampling'i iyi olmayabilir. Yani örneklemesi, gerçek hayattaki bir olayı örneklediğiniz yeterli seviyede örnek alamadıysanız, farklı alanlardan yeterli şekilde örnek alamadıysanız, her iki durumda da sizin train ve testteki başarımınız gerçek hayatta uyguladığınızdaki başarımda da düşük olur. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. Bunu çözebilmek için de yapmanız gereken iki şey var. Bir, verinin sayısını arttırmak. Ama bu örnekte de anlayacağınız gibi, örneğin 0 ile 40 arasında 1000 kişinin verisini toplamakla 10.000 kişinin verisini toplayarak bunu düzeltemezsiniz. Çünkü hala 40 ile atıyorum 80 yaş arasını toplamıyorsunuz. Sadece sayı önemli değil. Dolayısıyla sizin gerçekte uğraştığınız problem domainini çok iyi anlamanız lazım. O domain içinden örnekleri güzel almanız lazım. Bu yapacağınız veri toplaması önemli. Eğer bu veri toplamasını yaptıktan sonra ve tabii ki veri topladıktan sonra verinin temizliğinin yapılması, verinin içindeki birçok hatanın giderilmesi, missing data'nın handle edilmesi gibi konuları anlatmıyorum. O gittikçe konu uzayacak çünkü. Veri temizse ve yeterli şekilde gerçek hayatı örnekleyebiliyorsa, bundan emin olduktan sonra modelin de kapasitesi elinizdeki veriye ve çözmek istediğiniz probleme uygun şekilde tasarımlanmışsa bu şekilde çözebilirsiniz. Dolayısıyla ben burada cevap olarak söylediğim train veri setini ve test veri setinin hem miktarını hem kalitesini arttırmak, train test split'i değiştirmek, yani %80, %20, %90, %10 gibi modelin kapasitesini azaltmak, farklı model kullanmak ve burada şu an bahsetmediğim ensemble yaklaşımlarını kullanmak. Ensemble yaklaşımı şu demek, birden fazla modeli aynı anda birbirlerinin overfit etmesini engelleyecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu en meşhur olan Random Forest Decision Tree'ler kullanıyor. Örneğin içinde 100 tane, 150 tane Decision Tree kullanıyorsunuz. Ama her bir Decision Tree'yi bootstrapping denen bir yöntemle farklı veri üzerinde eğitiyoruz. Ve bu farklı veri seti üzerinden ezberlesek bile her bir decision tree, bunları ensemble ettiğimizde ortaya çıkan random forest tüm data üzerine ezber yapamıyor ama öğreniyor. Genelleme yapabiliyor. Dolayısıyla benim söyleyebileceğim bunlar, sorunuza cevap olmuştur diye düşünüyorum. Sait Yılmazer. Bakalım. Evet, LSTM overfit. Evet hocam. Sanırım sorunuza cevap olmuştur. Eğer daha fazla açıklama istiyorsan, herkesin ilgisini çekiyor mu bilmiyorum, şu an anlattıklarım bazen canınızda sıkılabilir. O yüzden genelde kalmaya uğraşıyorum. LSTM'de tabii ki kaç adımla bunu yaptınız, time step çok önemli. Output'un dimension'ı önemli. Bunları da değiştirebilirsiniz. Birden fazla LSTM'i arka arkaya tabii ki koyabilirsiniz. Araya drop out koymak mantıklı. Drop out koyabilirsiniz ve bu çok mantıklı olur. Ayrıca LSTM'leri birbirine bağlarken return sequences ve return state iki fonksiyonu parametreyi kullanırsanız ve bunları nasıl birbirine bağlayacağınızı dikkat ederseniz bence bu önemli. Benim size tavsiyem, belki biliyorsunuzdur,
İlyas cevap verene kadar biz istiyorsanız devam edelim. Baktığımızda soruları kaçırmayayım diye ben biraz da yukarıya bir bakalım buradan çünkü soruları da kaçırmış olabilirim. Nikola Tesla'nın çırağının sorusu var. Onu atlamayayım. Oradan devam edelim. Tabii Nikola Tesla'ya saygılarımızı sunuyoruz. Bildiğiniz gibi çok önemli bir şahıs. Onu takdir etmek ve onu hani sevmek aslında eğer biraz araştırmacı ruhlu bir insansanız bence herkesin Nikola Tesla'yı sevmesi gerekir. Doğrusu gerekirse hayatını biraz okursanız uğradığı haksızlıkları, emeğinin çalınmış olduğunu vesaireyi görünce insan biraz da üzülüyor. Şimdi soruya gelirsek, elektrik elektronik birinci sınıf öğrencisiyim. LinkedIn'de de yazmıştım. Yapay zekaya sıfırdan başlamak için nasıl bir yol izlemeliyim? Bu soru çok sık geliyor ve normal bir soru. Çünkü bundan bir 5 yıl önce de ben de derin öğrenmeye ilk defa başlamıştım ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerimizle de bir tez çalışmasına başladığımızda bu soru hepimizi gerçekten yoruyor. Nereden başlayalım, nasıl yapalım? Şimdi birinci sınıf öğrencisi olduğunuz için ben şunu söyleyeceğim. Daha önceki yorumlar geldiğinde de aynı şeyi söylemiştim. Birincisi kolay bir yol yok. Bütün yollar çalışmak üzerine geçiyor. Çaba harcamak üzerine geçiyor. Tek bir şeyi öğrenerek de veri bilimcisi olunmuyor. Veri analisti olunmuyor. Veri mühendisi olunmuyor. Bu isimler çok güzel isimler ama bunları hak edebilmek için hakikaten bir birikim gerekiyor. Birikim de zaman içinde emekle ve ilgiyle oluyor. Birinci sınıf, üniversite birinci sınıfta birisi şu an çok güzel zamanda. Tam öğrenmek için, doğru yola girmek için çok güzel. Çünkü eğer 4 yılı bitirip yüksek lisanstayım, ben yüksek lisans öğrencisiyim, ben şimdi ne yapayım deseydiniz işiniz daha zordu. Ama üniversitedeyken bence yapacağınız en güzel şey öncelikle matematik ve istatistik konularını mutlaka anlayarak, içinize sindirerek, kullanım alanlarıyla irtibat kurarak öğrenmeniz. Tekrar söylüyorum, matematik ve istatistik. Bana bu soruyu soranlara yani hangi matematik dediklerinde, tabii ki lineer matematik şu an bizim yapay sinir ağlarında en çok kullandığımız, yani matrislerin çarpımı. Ama bununla bitmiyor. Yani mantık süreçlerini yönetebilmeniz için mantıksal işlemler yapmanız veya bir convolution yani iki tane fonksiyonun bir araya getirilmesi gibi karmaşık işlemler gibi birçok işlemi düşündüğünüzde discrete mathematics ve bunu integral türev bunlar olmadan backpropagation olmuyor. Demek istediğim üniversitenizde verilen bütün matematik derslerinin size her birinin ve istatistik derslerinin her birinin çok ama çok faydası olacağına emin olun. Dolayısıyla bu dersleri sadece geçmek için almayın ve şuna %100 emin olun. Yarın öbür gün basit bir yüz tanıma programı yazdığınızda, bir voice recognition yazdığınızda, bir probability ile ilgili bir çalışma yaptığınızda inanın kod yazmaktan ziyade matematik ve istatistiği bilip bilmemediğiniz çok önemli olacak. Ve en çok takılacağınız konu da bu olacak. Daha önce de söyledim. Bu alanda yani derin öğrenme alanında çığır açmış insanlardan birisi olan bir araştırmacının çok sevdiğim bir sözü var. Derin öğrenmeyle ilgili şunu söylüyor. Code light, concept heavy. Yani 2-3 satırda birçok şey yapabiliyorsunuz. Ama o 2-3 satırda ne yapıldığını anlamanız inanın en az 5-6 ay alıyor. Yani bir LSTM'i bir satır yazıyorsunuz. Fakat LSTM'i nasıl çalıştığını, nasıl kullanmanız gerektiğini, bir sıkıntı çıktığında nasıl çözmeniz gerektiğini anlamanız 6-7 ay sürüyor.
Hatta bazen hiç anlayamayabilirsiniz. Ben bazı bloglar görüyorum. Bloglarda açıklama olsun diye yazılan şeylerin özellikle LSTM tarafında çok yanlış olduğunu görüyorum. Aynı şey şimdi Transformer'da başladı. Transformer çok böyle popüler konu olunca herkes bir başkasına anlattığını ne anladıysa onu yazıyor. Oradan da bir bakıyorsunuz iki satırda bir şey çalışıyor, bir text generation yapıyorsunuz. Ama o iki satırın niye çalıştığını gerçekten karşıya karşıya gelip sorsanız anlatamıyor insanlar. Üniversite birdeyken makine öğrenmesi, derin öğrenme ve daha da uzak hedef olan yapay zekayı kendiniz hazırlamak istiyorsanız öncelikle matematiğin her dalını, istatistiğin her dersini alıp öğrenmeniz gerekir ve inanın hava su kadar lazım. Şu dikkatinizi çekmiş olması lazım. Ben programlama daha demedim hiç. Yani daha programlama öğrenin, aman programlamaya da dikkat edin daha demedim. Çünkü şunun için demiyorum. Siz daha birinci sınıftayken dördüncü sınıfa geldiğinizde Python'un hala en popüler makine öğrenme dili olacağına emin değilim. Şu an en az 3 ya da 4 tane dil üzerine çalışılıyor ve bu 3 veya 4 tane dil sadece ve sadece makine öğrenmesi için geliştiriliyor. Kütüphaneler üzerinden gidersek Keras Kütüphanesi mesela TensorFlow'un karmaşıklığını azaltmak için yaratılmıştı. Şimdi Keras'ın üzerine aynı Google Brain'deki ekip daha farklı diller üretiyor. Dolayısıyla onun da ismi Trax mesela bakabilirsiniz. Trax diye bir yeni bir kütüphane üretiliyor ve sıfırdan kodlanıyor. Ve bunun gibi onlarca yeni kütüphane yaratılıyor ve dil yaratılıyor. Bunun üzerine daha da işler karmaşıklaşıyor. Örneğin Hugging Face gibi Transformer'ların karmaşasını azaltacak arayüzler geliştiriliyor. Şu an bazı data scientist olduğunu iddia eden, veri bilimci olduğunu iddia eden insanlar, mühendisler sadece ve sadece Hugging Face'in arayüzünü indirip elindeki veriyle modeli tüyün edip çalıştırıp problem çözüyorlar. Ve bu yaptıkları 10-15 satır koddan ibaret. Tabii veri ayıklamayı küçümsemiyorum. Veri hazırlamayı küçümsemiyorum ama hani bizim öğrenme tarafını söylüyorum. Modelden kopup, teoriden kopup, konseptten kopup sadece bir başkasının yaptığı model alıp çalıştırmak, kendi verinde çalıştırmak üzerine bir iş kolu var. Küçümsemek için söylemiyorum. Var mı? Var. Ama bu iş kolu 3 yıl sonra Hugging Face'i kullanmayacak belki de. Başka bir şey kullanacak. Dolayısıyla ben matematik, üniversite 1 ve kendini bu işlere hazırlayacak birisine kalkıp da Python öğren, Keras öğren, Hugging Face'i iyice öğren demiyorum. Çünkü bunlar lüzumsuz. Siz 3-4 yıl sonra mezun olduğunuzda bunların yerine çok farklı şeyler alacak. Örnek veriyorum, Transformer kavramı 2017'de basılan Attention All You Need adlı makalede ilk defa önerildi. 2017. 4 yıl önce yoktu yani böyle bir şey. Şu an en sık kullanıyoruz. O zaman encoder, decoder'ları bile insanlar yeni yeni öğreniyorlardı. Benim demek istediğim, ister Hugging Face, ister Keras olsun, ister TensorFlow olsun, ister PyTorch olsun, hepsinin gelip tıkandığı nokta matematik ve istatistik. Eğer bu ikisini bilirseniz programlamayı zaten çok kolay öğrenirsiniz ve sizin mezun olduğunuzda o an hangi programlama dili en çok destek veriyorsa bunlara onu öğrenirsiniz. Hangi kütüphane çok destek veriyorsa o kütüphaneyi öğrenirsiniz veya işin başka bir boyutu da var. Hangi firmada çalışırsanız belki o firma size bazı şeyleri dayatacak. Çünkü legacy sistemler olacak. İlla da bunu öğrenme kullan diyecek. Mühim olan sizin matematik ve istatistik altyapısını çok sağlam kurmanız. Bundan sonra tabii ki programlamayı öğrenin, programlama dillerini öğrenin, mantığını öğrenin
ve kendinizin potansiyelini güçlendir. Bilmiyorum, sorunuza cevap oldu mu? Acaba Nikola Tesla'nın çırağına soralım. Sorunuza cevap oldu mu acaba? Herhalde Nikola Tesla mutlu olmuştur bu açıklamalardan diye düşünüyorum. Evet, Nikola Tesla'nın çırağı bize cevap verene kadar istiyorsanız başka bir soruyla devam edelim. Burada atladığımız bir soru var mı diye ona bakıyorum ben. Şu an için atladığımız bir soruyu görmüyorum. İstiyorsanız Arda'nın sorusuyla devam edelim. Arda'nın sorusu şu şekilde. Modelin kullanacağı veri setinin üreteceği sonuçları popülasyon geneline çıkarım yapabilmek adına popülasyon en az %kaçı üzerinden çalışmasını sağlıklı olarak düşünebiliriz. Evet, bu soru çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum Arda. Bu istatistik alanında bir konu. Yani bir popülasyondan ne kadar örnek alırsak o popülasyonu o sampling seti kullanarak popülasyon hakkında karar veririz. Bununla ilgili çok teori var. Fakat bu teorilerin tek tek anlatmak tabii mümkün değil burada bir YouTube ortamında. Fakat bir noktaya işaret etmem gerekiyor. Biraz önce verdiğim gibi sayılar önemli değil. Basit diyerek tekrar hatırlatayım. Türkiye'de yaşayan 80 milyonun gelip de siz 13 ile 60 yaşları arasındaki insanların tüm insanların verisini toplasanız dahi eğer sizin gerçek hayattaki modeliniz 80 yaşındaki bir insanın verisiyle de çalışmak zorunda kalırsa çalışmayacaktır, başarılı olamayacaktır. Çünkü sizin eğittiğiniz modelde, train ve test setinde 80 yaşına ait hiçbir şey yok. Dolayısıyla sadece sayı değil olay. Sayı olmadığını anladıktan sonra olayı şöyle düşünebilirsiniz. Çok basitçe bir tane tarla düşünün. Büyük bir tarla. Tarlanın toprağı hakkında fikir sahibi olmak istiyoruz. Tarlanın toprağının kirli mi, başka bir çeşit toprak mı olduğunu anlamak için tek bir yerden örnek alırsanız o tarla hakkında tek bir şey bilirsiniz. Ama tarladan dört köşesinden bir örnek alırsanız, dört örnek, farklı bir bilgiye ulaşırsınız. Tarlanın aynı köşesinden 10 tane alırsanız aynı bir şey olur. Şimdi tarlanın dört köşesinden aldığınız 4 adet örnek mi daha iyi sizce tarla hakkında bize fikir verebilir? Yoksa bir köşesinden alacağımız 10 örnek mi? Bunu şunun için söylüyorum. Sayıya fazla önem vermemek lazım. Bu çok büyük hata oluyor. Bu konuda geçmişte çok ilginç deneyimler yaşandı. Ve bunları bazı insanlar paylaştılar. Tabii bizde o paylaşıldıktan sonra herkes akıllanmaya başladı. Örnek vermem gerekirse bazı insanlar akciğer filmlerinden insanların kanser olup olmadığını anlamak üzere model geliştirdiler. Modellerde başarı neredeyse %100 çıktı. İnsanoğlu bu kadar bir filme bakıp bir doktor, uzman, radyolog anlayamıyor ama model çok yüksek oranda çıktı ve herkes bunu büyük başarı diye düşündü. Gerçek hayata geçince çok düşük çıktı. Bunun sebebi araştırıldığında şu görülüyor. Röntgen çekilirken röntgen üzerine yazan bazı numaralar var. Bu cihazlara ait numaralar. Bu cihazların bazıları ayaktaki hastaların gidip laboratuvarda çektirdiği röntgenlerin cihazları. Bazı cihazlarsa yatan hastalara taşınabilir, mobil olan röntgenlerin götürülüp yatan hastalara çekildi. Yatan hastalar da zaten maalesef adı üzerinde hasta. Ayaktan başvuranlarsa tabii ki bazıları hasta, bazıları değil. Geliştirilen model bu röntgen cihazlarının numaralandırmada kullandığı farklı yazı tiplerini öğreniyor. Akciğer filmini öğrenmiyor. Dolayısıyla eğer portable, mobil bir röntgen cihazının olduğunu görünce hemen hasta diyor. Çünkü zaten mobil cihaz ayağa bile kalkamayacak
yatakta yatan hastaları yaptığı için başarı %100 oluyor. Şimdi buradaki sıkıntıyı anlamışsınızdır. Veriyi çok topladılar. Farklı cihazlardan aldılar. Fakat verinin üzerinde akciğer filmiyle beraber yazan o küçük rakamlar bütün bir projeyi batırdı. Dolayısıyla bizim derin öğrenmede çok veriyle bir şey yaptığımızda verinin sayısı sizi rahatlatmasın. Verinin mutlaka içine girin. Yani bir Röntgen filmi ise Röntgen filmini açın. İçinde nasıl neler var? Sadece ciğer resmi mi var? Rakamlar mı var? Bu rakamlar hepsinin aynı fontla mı yazılmış? Farklı fontla mı yazılmış? Acaba cihazların çözünürlükleri aynı mı? Farklı mı? Burada olay yani Arda yüzde kaçını almaktan çok öteye geçiyor. Dolayısıyla veri biliminin en büyük zorluğu sadece bir programlama dilini öğrenmek, sadece bir lineer matematikte iki tane matriksin nasıl çarpıldığını öğrenmekle sınırlı değil. Bunu çok dikkatli olmanız lazım. Bu data scientist dediğimiz yani veri bilimci insanların bunun içine girmesi ve bu veriyi ayıklaması lazım. Andrew Ng'yi herhalde hepiniz duymuşsunuzdur. Andrew Ng'nin liderliğini yaptığı bir derin öğrenme yaklaşımı var. O diyor ki model centric değil data centric çalışalım. Yani modeli derin bir model kurup çok kapasitesi yüksek bir model kurup transformerlar şunlar bunlarla detaya girmeyin ama onun yerine mutlaka ama mutlaka verinizi çok iyi bilin, içine girin, tanıyın, veri analizi yapın. EDA dediğimiz Exploratory Data Analysis'e çok vakit harcayın, veriyi temizleyin ve ondan sonra modeli kullanın. Onun paylaştığı bazı videolar var, bulabilirsiniz YouTube'dan. Gösterdiği şu istatistik olarak, modelin kapasitesini arttırmak yerine daha az fakat daha temiz bir veriyle daha kapasitesi az bir modelle daha yüksek başarı elde etme ihtimali çok yüksek. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu Arda? Evet, Arda'nın burada bir yorumu var. Bakalım Arda ne demiş? Tabii ki zengin örnekleri içeren veri seti üzerine çalışabiliyorsak çok şanslı oluyoruz. Evet öyle. Ama maalesef büyük veri sistemleri ilk tasarlandıklarında bu işin sonrası yani o sistemden istenecek yapı sıkıntılı. Evet. Yani bu konuda hani kolay bir şey yok. Yani bir 100 tanıma sistemi yapacaksan firmada çalışan 200 kişinin fotoğrafıyla bu iş yapılamıyor. Onun için ne var? Daha önceden eğitilmiş veri setini alıp transfer learning metotlarını kullanarak transfer learning yaparak kendi verine bunu adapte etmek yöntemlerden bir tanesi mesela. Çok veri olmasa da. One shot learning'ler var veya few shot learning'ler var Arda. Bunları bir search yaparsan görebilirsin. Bu one shot veya few shot learning'ler bu tür modeller üzerine geliştiriliyor. Bunlar faydalı ama bizim yani bir yüksek lisans tezi yazacağınız zaman veya çok parlak bir fikrim var, bir firma kuracağım, ben böyle yapacağım dediğinizde fikrinizi sorgularken ilk sormanız gereken soru bence Andrew Ng'nin dediği gibi veri var mı yok mu? Yoksa veriyi toplayabilir miyim? Toplayamaz mıyım? Ne kadar veri toplamam lazım? Bu veriyi nasıl kontrol etmem lazım? Ve bu veriyi nasıl zenginleştirmem lazım? Tabii bunlar için şu an literatürde her bir söylediğimin karşılığında bir araştırma, bir makale, bir proje, bir kütüphane, bir deneyim birikimi var. Bunları okuyup öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla bir fikriniz varken oturup hemen kodlamaya başlamak çok doğru değil. Öncelikle toplayabildiğiniz kadar bir veri toplayın. Az da olsa çok da olsa bu veriyle çok basit bir modelle
sizin fikrinizin çalışıp çalışmadığını görün. Hatta Google Brain'in önerdiği şu, Facebook da aynısını öneriyor. Çok komplike sistemler kullanmayın. Hatta makine öğrenmesindeki en basit yöntemleri kullanın. Derin öğrenmeyi kullanmayın. Makine öğrenmesindeki sistemlerden önce bile kural tabanlı, rule based, if'den, else'lerle yazdığımız kodları geliştir. Eğer bu çalışıyorsa ve kullanıcı tarafından ürettiği veri, ürettiği servis, ürettiği hizmet takdir ediliyorsa veriyi arttırın, modeli güçlendirin. Eğer zaten bir anlamı yoksa kullanmayın. Örneğin IQ'nun yaptığı bir sürü çalışma var. IQ'nun paylaştığı bir deneyim var. IQ diyor ki insanlar için bazı listeler yapmak istemişler. Bunun için birçok derin öğrenme yöntemi geliştirmişler. Ama insanlar bu listelerle zaten ilgilenmiyor. Yani çok iyi önersem bile istemiyor. Dolayısıyla proje ölü doğuyor. IQ'daki mühendisler de diyor ki öncelikle çok basit bir rule based, kurallara tabanlı, yani if'den else'li basit bir şeyle müşterinizin karşısına çıkın. Müşteri değer biçiyorsa veri toplamayı ve model geliştirmeyi ondan sonra yapın. Tabii biliyorsunuz bu yazılım geliştirme metodolojisinden birisi olan bir cycle içinde ne yapıyoruz? Biraz veri topla, model de yap, değerlendir, tekrar veri topla, modelini tekrar eğit, tekrar değerlendir. Ve böylelikle verini arttır, modelini güçlendir. Bu yöntemle de kullanabilirsin. Umarım Arda senin sorduğun soruya yeterli seviyede cevap vermişimdir. Yine de sorun varsa lütfen yazarsın. Ben buradan yine devam edebiliriz. Evet. Şurada atlamadan bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Granda Unglorus Glorius sormuş. Güzel isimler seçiyorsunuz. Evet. Soru şu. Makine öğrenmesi için ne kadar istatistik öğrenmeliyiz? İstatistiğin hangi konularını bilmeliyiz? Şimdi ben hani çok yuvarlak cevap veriyor gibi de olmak istemiyorum ama inanın ki ben kendim İstatistiği bildiğimi düşündüğüm bazı yerlerde geriye dönmek zorunda kalıyorum. Buna bir tane örnek vereceğim. KL Divergence denen, KL Divergence, yani KL Divergence denen istatistikte var olan bir iki tane dağılımın benzerliğini ölçen bir metrik geliştirilmiş. Ben bu metriği bilmiyordum hiç. Ve derin öğrenmede Generative Adversary Models, yani GAN'lar çıkana kadar da kimse kullanmıyordu. Ama GAN dediğimiz, hani biliyorsunuzdur GAN'ları, hani bu resimler üzerinde stil transferi yapıyorlar, eksik olan resmin bir parçasını tamamlıyorlar. Bu GAN'ları duymuşsunuzdur muhtemelen. GAN'ların eğitilebilmesi için yani hem discriminative model var orada, hem generative model var, biliyorsunuz ikisi birbiriyle rekabet halinde ve birbirlerini kontrol ederek gelişiyorlar. Bu GAN'ların eğitilebilmesi için bizim bildiğimiz loss fonksiyonları yeterli gelmiyor. Ve loss fonksiyonları converge ettiremiyor. Bunun üzerine istatistikte var olan fakat bundan GAN'lar icat edilmesine kadar kullanılmayan KL Divergence metriği birden çok meşhur oldu ve en önemli loss fonksiyonu oldu. Şimdi istatistikte bu var, kitaplarda bu var ama benim gibi ortalama, yani istatistik bilen, ortalamayı biraz fazla bilirim, hani alçak gönüllüye gerek yok. Ortalamanın üzerine bilen birisi bile bunu göz ardı etmiş, kullanmadık çünkü derin öğrenmede ve makine öğrenmesinde. Ama birisi, onu bilen birisi kullandığı için şu an GAN'ların de facto standart loss fonksiyonudur KL Divergence. Şimdi bu soruda diyorsun ki ne kadar istatistik öğreneyim? Şimdi bu anlattığım olaydan yola çıkarak ben sana diyebilirim ki sadece probability öğren yeter değil. Probability öğrenmek tabii ki önemli, çok lazım. Çünkü bizim yaptığımız her şey
Statistical learning aslında makine öğrenmesinin diğer adı statistical learning'tir bu. Veya mesela bir dil öğrenmesi yapıyoruz. Biliyorsunuz mesela robotlar geliştiriyoruz değil mi? Botlar yazıyor. Botların işte sizinle metin yazışması veya konuşmasını bekliyoruz. Bu botların eğitiminde falan kullandığımız yöntemler de benzer şekilde istatistikte var olan metotları kullanıyor. Ve bunlara da statistical language models diyoruz. İstatistiksel dil modelleri. Dolayısıyla istatistik makine öğrenmesinin en temeli. Makine öğrenmesinden yapay sinir ağlarına, oradan da derin öğrenmeye geçtiğinizde istatistikin loss fonksiyonlarında, metriklerde ve içinde yazdığımız nöronların çalışma mantığında çok aşırı kullanıyoruz. Bunun için ben size şunu söyleyeceğim. Ne kadar matematik dersi alabiliyorsanız alın, ne kadar istatistik dersi alabiliyorsanız alın. Ama burada önemli olan konu şu: aldığınız matematik ve istatistik dersinin makine öğrenmesi, derin öğrenme konularında ilişki kurabilmeniz lazım. Biliyorum bu ilişkiyi kurmak benim için de zor, ama bir yerde bir çözüm gördüğünüzde aa diyorsunuz bu yöntemi kullanmış, ama inanın o yöntemi geri dönüp öğrenmek ileride çok zor olacak. Üniversite yıllarında size şiddetle tavsiye, alabileceğiniz kadar matematiği alın, alabileceğiniz kadar istatistik alın, dilleri, programlama dilini canınız ne zaman isterse o zaman öğrenirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bilmiyorum, grande, und, glorious soruna cevap oldu mu acaba? Yani çok yuvarlak bir cevap vermek istemedim. Onun için örnekler verdim. Yani öğrenebildiğin kadar lütfen matematik ve istatistik öğren. Bunu üniversitede bir kere yaparsan hayatın boyunca rahat edersin. İnşallah soruna cevap olmuştur. Eğer olmadıysa sorunu tekrar sorabilirsin. İstiyorsanız farklı bir soruyla devam edelim. Soruları atlamıyorum umarım. Evet. Evet, burada Arda, evet. Ahmet Furkan Yıldırım'ın bir sorusu var. Ahmet, iyi akşamlar. Ahmet, sizin sorusunu bir görelim istiyorsanız. Ahmet şöyle demiş: hocam, noise filter için makine öğrenmesi kullanmak istiyorum. MEMS sensörleri de elektromanyetik dalgalanma ve ısı değişiminden çok kolay etkileniyor. Canlı tahmin için hangi metotları kullanmalıyım? Evet, çok güzel bir soru. Böyle detay sorular aldığında insanın çok hoşuna gidiyor. Yani demek ki bir gerçek proje üzerinde çalışıyorsunuz. Bu projenin üzerinde çalıştığınız için ben mutlu oluyorum. Çünkü burada bir şey daha söyleyeyim ben. Hani nasıl öğreneceğiz diye sormuştunuz ya. Proje çalışın mutlaka. Ama çok basit bir proje de olur. Örneğin kedi mi köpek mi ayırt eden bir model yapacağım deyip onun üzerine çalışın. Bir proje yapın. Yani projenin biliyorsunuz tarifini kısıtlı bir bütçeyle belirli bir zaman diliminde belli hedeflere, belli metriklerde ulaşmak için yapılan iştir. Ve siz bu paketleri yaptıkça çok şey öğrenirsiniz. Burada Ahmet'in sorusu da böyle çalıştığını gösteriyor. Şimdi bu sorunun cevabını aslında tek bir tane cevap vermek yanlış olur. Ahmet, yanlış hatırlamıyorsam geçen ayki toplantıda da sanırım Kalman filtresini kullanmayı sormuştum değil mi? Kalman filtreleriyle derin öğrenme yapılabilir mi gibi bir sorum vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Başkası mıydı ama sanki sen sormuştun diye ben hatırlıyorum. Tabii matematikte kullanılan bu noise filter için en meşhuru Kalman filter. Kalman filtreleri çok güçlü matematik altyapısı var. Hem açıklanabilme anlamında hem de kullanımda. Dolayısıyla Kalman filtreleri çok hızlı da çalışıyorlar. Matematik olduğu için sadece işin içinde. Bu Kalman filtrelerine mutlaka sen göz atmışsındır sanırım, hani MEMS'i sorduğuna göre. Ben öyle düşünüyorum.
Bunun üzerine derin öğrenmede bazı çalışmalar var ama derin öğrenmede kullanılan modellerin hızlı nedeniyle sıkıntılar var. Şu an benim bildiğim kadarıyla Kalman filtrelerinden çok da iyi yaptık denemiyor fazlaca. Ama büyük veri alanında geliştirilen bazı metotlar var. Bu büyük veri biliyorsun sensör datası üzerinde çalışan birçok şeye büyük veri diyoruz. Çünkü 3V ve 5V faktörleri var biliyorsun. Bu 3V ve 5V'den bir tanesi de velocity ve volume. Bu sensörler kullanıldığı zaman büyük veriye bakmak lazım. Büyük veride de canlı tahminler için kullanılan makine öğrenme metotları veya derin öğrenme metotları bizim normal her zaman kullandığımız metotlar değil. Bunlar MapReduce'da daha çok kullanılıyor ve belli bir hızın altında olmaması gerekiyor ve örneklemle çalışıyor. Dolayısıyla ben seni bu konuda çalışacaksan, canlı datayla çalışacaksan, yüksek oranda datayla çalışacaksan Big Data'daki MapReduce yaklaşımını ve MapReduce'da çalışan makine öğrenmesi metotlarına bakmanı öneriyorum. Yoksa bizim bir workstation üzerinde sabit veriyle, akışı olmayan bir veriyle, büyük veri yani büyük miktarda veri olması büyük veri değil biliyorsunuz. Aynı şey değil. O yüzden benim size söyleyebileceğim en güzel şey MapReduce kavramlarıyla, ortamıyla uygun çalışan makine öğrenmesi algoritmalarına bakmanız. Yoksa bildiğimiz derin öğrenme bunu altından kalkamaz, zamansal olarak yetişemez. O kadar veriyi uygun zamanda sana düzeltip de veremez, alarmlar dahi üretemez. Bilmiyorum cevap oldu mu Ahmet? Eğer olmadıysa sorunu bir daha tekrarlarsın. Ben yapalım. Başkası mı sormuş? Orada senin gibi gözüküyor ama nedense. Ha şey, Ahmet'in cevabı şu. Ben öyle hatırlıyordum çünkü. Başkası sormuş. Geçen ay çünkü bu da benzer bir soru gelmişti Kalman filtresiyle ilgili. Evet. Ahmet şöyle diyor. Kalman filtresi gibi birçok sensörü birbirine bağlama şansım olmadığı durumlarda da hızlı tahminler yapabilmek istiyorum. Yani ben biraz önce söylediğim cevaptan farklı bir şey söyleyemeyeceğim. İşin içinde sensör varsa bir volume var. Tabii bir de velocity var. Bir de variety var. Variety de biliyorsunuz verinin farklılığı yani birisi ısıyken biri basınç vesaire. Birinin scale'i 0 ile 1 arasıyken birisi 1 ile 100. Dolayısıyla hani bunu direkt makine öğrenmesindeki örneğin herkesin bildiği bir KNN'le yapman Ahmet pek mümkün değil. Herhalde bunu anlatabildim yani. Bunun için mutlaka Big Data'daki Map Reduce yaklaşımını kullanıyor olman lazım. MapReduce'u kullanmadan direkt bir makine öğrenmesi modeliyle bu işin içinden çıkman mümkün değil. Umarım şu an için yeterli olmuştur. MapReduce'u da burada anlatmam herkesin ilgisini çekmeyebilir. Advanced Database konusuna giriyor. Yüksek lisans öğrencilerine bu konuda ders veriyordum ama bu dönem tabii vermiyorum. MapReduce'u öğrenirsen bence birçok şeyi çözmüş olacaksın diye düşünüyorum. Ahmet'in sorularına cevap verdik. Başka bir sorun varsa yazarsan. Şimdi ben müsaade ederseniz biraz yukarıya döneyim. Oradan soru kaçırdım mı emin değilim. Arda, yorumlarınız için teşekkürler. Sanırım Arda'nın soruları oldu. Özlem Ceylan. İyi akşamlar Özlem. Hoş geldin. RSTM modellerinde hep zaman serisi problemlerinden, tek giriş tek çıkış modellerinden bahsediliyor.
Aslında bu doğru değil. Bunu biraz açarım size. Bu doğru değil. Ama ikinci sorunuzu da okuyayım da istiyorsanız. LSTM'de prediction yaparken birden fazla girdi değişkeni ve bir çıktısı olan örneklerin olduğu çalışmalardan çok kısa bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Özlem, birincisi LSTM modellerini istiyorsanız adını daha düzgün koyalım. Bunlara encoder, decoder yaklaşımı diyelim. Encoder, decoder yaklaşımında adı üzerinde iki tane model var. Biri encode ediyor, biri decode ediyor. Bu birincisi. Bunun bir üst kavramı da sequence to sequence learning. Sequence to sequence learning de belli bir sayıda girdinin belli bir sayıdaki çıktıya çevrilmesi. Bu kavram çok önemli. O yüzden önce sequence to sequence kavramı üzerinde ben durayım istersen. Oradan LSTM'e kadar geri geleyim. Yoksa biraz işler karışacak ve şey olacak, kavram kargaşası olacak. Sequence to sequence'de aslında girdi birden fazla, çıktı birden fazla. Bu en genel hali. Yani n tane girdi var, n tane çıktı var. Bu genel olarak bu tür probleme sequence to sequence deniyor. Örnek A dilinden B diline çevirim yapmak. Örneğin A dilindeki bir cümleyi alıyoruz, Türkçedeki bir cümleyi alıyoruz. Cümlenin içinde ne var? Birden fazla kelime var. İngilizceye çeviriyoruz. İngilizceye çevirdiğimizde de tabii bir cümleye çeviriyoruz. O cümlede de birden fazla İngilizce kelime var. Dolayısıyla N tane girdiden K tane çıktıya çeviriyoruz. Ve buna da en genel haliyle sequence to sequence learning diyoruz. Sequence to sequence learning diyoruz. Şimdi sequence to sequence learning many to many bir fonksiyonken aslında bu en genel hali. Bunun daha detay hali var. Şimdi müsaade edersen ben bir göstereyim size. Şu an sesim hala geliyor diye umut ediyorum. Şimdi buradan en basitlerden gidelim istiyorsanız. Şurada mesela bahsettiğim bir tane modeli açalım. Şimdi burada görüyorsun, işte burada How is the weather today yazıyor. Ve çıktısı da It is 70 today diye bir şey yazıyor. Dolayısıyla bu en basit bir sequence to sequence. Şimdi sequence to sequence learning'de birçok metot var. Bu metotlardan birisi encoder decoder metodu. Burada onu görüyorsun. Burada bir encoder var. Burada da bir decoder var. Onu görmüş oluyorsun. Ayrıca encoder'da da LSTM kullanılmış. Dolayısıyla bu katmanları anlarsan kolaylık olur. Problemin kendisi sequence to sequence learning. Bu problemi çözmek için kullanılan yaklaşımlardan birisi encoder decoder. Encoder decoder içinde kullanılan katmanlardan birisi LSTM. Ama LSTM yerine mesela benim eğitim videolarım var. Convolutional One diye, yani bir boyutlu convolution da kullanabilirsin. Veya iki boyutlu convolutionlar da kullanılabilir. Nerede kullanılır? Örneğin verilen bir resmin altyazısını yazmak istiyorsak caption generation deniyor buna. Orada biz encoder decoder kullanmak yerine convolutional 2D katman kullanıyoruz. Neyin içinde? Encoder decoder içinde. Neyin içinde? Sequence to sequence problemin içinde. Şimdi herhalde biraz daha oturuyor mu bilmiyorum kafanda. Dolayısıyla çok genel bir problem var elimizde. Bu genel problemin ismi sequence to sequence öğrenme. Ve bunun da birçok var. Şimdi burada görüyorsun. Şuradan bir tanesini göstereyim. Bakın burada yine LSTM encoder ve LSTM decoder olarak kullanılıyor. Şu an mesela geldiğimiz aşamada transformer'ları kullanıyoruz. Ve transformer'lar içinde yine encoder decoder yapısı içinde çalışıyor transformer'lar. Fakat transformer'lar içinde LSTM yok. Bakın burada havayı
the weather is nice İngilizcesini Fransızcaya çevirmeyi görüyoruz. Il fait beau. Ve burada da bir LSTM encoder ve LSTM decoder var. Ama burada eğer şuradan ben eğer transformer'ları da hemen gösterebilirsem sana. Biraz internet yavaş olduğu için her şeyi hızlı gösteremiyorum. Biraz beklemek zorunda kalıyoruz. Transformer'larda mesela encoder decoder modeli de LSTM kullanılmıyor. Ne kullanılıyor onun yerine? Attention dediğimiz katmanlar kullanılıyor. Bu attention'lar kullanıldığı için de hızı artıyor çünkü paralel çalışıyor. Şimdi buradaki konu şu, biz sequence to sequence problemleri çözerken encoder decoder'ları bir yaklaşım olarak kullanıyoruz. Encoder decoder içinde de bazen RSTM kullanabilirsin. Bazen convolutional 2D katmanı kullanabilirsin. Bazen convolutional 1D katmanı kullanabilirsin. Bazen LSTM ile convolutional 2D'yi beraber kullanırsın. Bazen de transformer'da olduğu gibi sadece şeyi kullanabilirsin. Attention. Bak burada tekrar göstereyim. Şurada gördüğün aslında yine bir encoder decoder. Fakat buradaki encoder decoder içinde aslında LSTM kullanılmıyor. Sadece attention layer'lar var. Buna da self attention deniyor. Self attention'lar kullanılıyor. Şimdi buraya kadar geldik. Burada gördüğümüz sequence sequence'ler bir girdiden yani bir cümleden n tane girdiği yine k tane output'a çeviriyor. Ama bu en genel hali. Bunun daha basitini ben söyleyeyim. Örnek vereyim. Ki kolay anlaşılsın. Mesela biz bir tane resim verebiliriz. Resimden de resimin içinde kedi var ya da yok diye tek bir çıktı alabiliriz. 1-0. Bunu yine biz encoder decoder veya sequence to sequence learning'de yine yapabiliriz. Buradaki sequence'ler ne girdideki? Girdideki sequence'ler imajı oluşturan pikseller. Örneğin her bir satır pikseli verebiliriz. Bunun için mesela mini dataset ile kullanılmış olan LSTM çözümü var. Convolutional 2D çözümünün yanı sıra LSTM ile çözenler var. Oradaki gösterdikleri şu. Her bir satırı bir girdi olarak kabul edip satır satır LSTM işleyip en sonunda çıktı olarak veriliyor. Veya şunu düşünebilirsin. Biz gelecek ayın doların kurunu tahmin etmek istiyoruz. Ama biz ne verebiliriz? Her bir geçmiş aydaki altın, gümüş, petrol, enflasyon değerlerini girdi olarak veriyoruz. O zaman en tane girdi veriyoruz ama bir tane çıktı istiyoruz. O da doların fiyatı, kuru, paritesi. Bu da olabilir. Burada da yine gördüğün gibi en tane girdi var, bir tane çıktı var. Ve bunu yaparken aslında değiştirmen gereken çok basit. Girdi tarafında, encoder tarafında bir şey değiştirmeyeceksin. Decoder tarafında tek bir çıktı yapacaksın. Decoder ile ilgili şöyle bir şey var. Biraz encoder decoder'ı öğrenmek için vakit harcarsan şunu görüyorsun. Decoder zaten bir loop içinde çalışıyor, bir döngü içinde. Ve her seferinde aslında bir tane üretebiliyor. Ve bir tane ürettiği için sen şurada görüyorsun end of statement dediğimiz özel bir sembol EOS. Bunu büyüteyim istiyorsan. Bu özel sinyal model tarafından tahmin edilene kadar biz bunu loop içinde encoder'a tekrar veriyoruz yeni bilgiyi ve encoder'ın bunu üretmesini bekliyoruz. Şuradan ben biraz küçülteyim bunu. Evet. Burada çok rahat görüyorsundur. Bak burada end of statement yazıyor. Burada da end of statement var. Bunu model üretmeyi kendisi öğreniyor. Dolayısıyla sen modele an apple verdiğinde encoder tarafından bu kodlanıyor. Bir context vektör haline çevriliyor. Daha sonra context vektör aslında ilk kelimeyi tahmin ediyor. Burada ih olsun. İhi veriyor. Habe'yi tahmin ediyor. Habe'yi veriyor. Aynen'ı tahmin ediyor. Aynen'ı veriyor. Affed'i tahmin ediyor. Affed'i veriyor.
Gegensen'i tahmin ediyor. Gegensen'i verdiğinde de end of statement'ı tahmin edince biz artık loop'tan çıkıyoruz. Dolayısıyla aslında encoder-decoder yapısı içerisinde decoder aslında her zaman bir tane çıktı üretiyor. Bu ürettiği bir tane çıktıyı biz döngü içerisinde ona tekrar girdi olarak context vektörle beraber verdiğimizden encoder-decoder bunu end of statement üretene kadar tekrarlıyor. Dolayısıyla encoder-decoder'ın aslında genel yapısı en tane girdi aldığında zaten bir tane çıktı üretmek üzerine kurulu. Biz o bir çıktıyı tekrar girdi olarak decoder'a veriyoruz, tekrar çıkartıyor. Bilmiyorum bu soru, bu açıklamamı anlayabildin mi? Dolayısıyla benim sana tavsiye edeceğim sequential sec to sec, sequential to sequential çözüm tarzını anlaman. Bu çözüm tarzında en çok geçerli olan metot encoder-decoder yaklaşımı. Ama dediğim gibi encoder-decoder yaklaşımında kullanılan, derin öğrenmede kullanılan sadece LSTM katmanı değil, Convolution 1D, Convolution 2D ve tabii ki Transformer'lar var. O yüzden ben tekrar benim hazırladığım eğitim içeriklerine geçersem orada sec to sec öğrenme var. Türkçesi de var. İngilizcesi de var. Dolayısıyla Türkçe ve İngilizcesine bakabilirsin. Ayrıca LSTM hakkında her şey var. Ona da bakmanı tavsiye ediyorum. Bir de Text Generation ve Controllable Text Generation diye iki tane eğitim setim, eğitim var. O ikisine de bakmanı tavsiye ediyorum. Çünkü sequence to sequence'de onları kullanıyorum. Convolutional 1D ile ev fiyatlarını tahmin etme var. Mesela senin sorduğun eve ait n tane girdi var ama tahmin ettiğimiz bir tane fiyat var. Dolayısıyla o Convolutional 1D'ye de bakabilirsin. Orada da görebilirsin. Dolayısıyla benim buradaki metin üretmeye de baktığında metin üretmede biz yine sequence to sequence kullanıyoruz. Encoder decoder modelini. Burada kullandığım benim LSTM'de kullandım. Convolution 1D'de kullandım. Böylelikle bence sen bunu oturtabilirsin. Ama sorunun en kestirme cevabı evet. LSTM'de en tane girdi yaparsın. Normalde LSTM'in içinde return sequences ve return states'i true yapmazsan zaten sana bir tane bir seri dönüyor. O seri zaten bir boyutlu. Ama return sequence'ı true yaparsan veya return states'i true yaparsan farklı maksatlı modeller oluşturabiliyorsun. Onun için de lütfen ben sana şiddetle tavsiye ediyorum. Bu LSTM'le ilgili eğitimi almanı öneriyorum. LSTM'i çok iyi anlamadan encoder-decoder modeliyle birleştiremiyoruz. Encoder-decoder modelini anlamazsak da bu sefer inan Transformer hiç anlaşılmıyor. Dolayısıyla benim sana tavsiyem LSTM hakkında her şey adlı bu diziyi takip etmen. Şurada gördüğün gibi bakış açısıyla anlatıyorum bir programcı olarak. Gördüğün gibi burada LSTM'le 5 farklı çözüm üretiyorum. Bu sana herhalde epey yeter. 5 farklı çözüm var. Sonra burada LSTM'in çıktı türleri var. Senin için bu çok önemli. Çünkü sen bir boyutta mı çıktı istiyorsun yoksa en boyutlu bir çıktı mı istiyorsun? Buradaki LSTM'in iç yapısı var. Karakter seviyesinde LSTM tabanlı dil nasıl üretilir? Bunlar var. Bu şekilde bir sürü video var, içerik var. Bunların kodu da hazır. Kodları da Colab üzerinden run edebilir ve kullanabilirsin. Ben bunu tavsiye ediyorum. Umarım Özlem soruna cevap verebilmişimdir. Dolayısıyla senin sorunun içinden geri dönersek soruna. Birinci sorunda tek girişli tek çıkışlı model değil aslında LSTM'in kullanılmasında. Normaldeki kullanıldığında en önemli konu en girişli en çıkışlı encoder decoder'da kullanılıyor. Sequence to sequence öğrenmede. İkincisi de tabii ki
N tane girdi ve bir tane çıktığı için de NSTM mutlaka rahatlıkla kullanılır. Çok örneği var bunun. Umarım soruna cevap olmuştur Özlem. Eğer bir şey eksik anlattıysam, daha fazla bilgi istiyorsan sorabilirsin. Ben de cevap veririm. Buradan bakalım başka sorusu olan var mı acaba? Şimdi Ahmet şey demiş, yazılar biraz gecikmeyle size gidiyor hocam. Cevabınız benim için gayet tatmin edici. Evet Ahmet, biraz bana geç geliyor. YouTube üzerinden yazıştığımız için onun chatine bakıyorum. O chatte biraz yavaş geliyor. Eğer sıkıntı yoksa sorun değil. Özlem bir cevap yazmış. Özlem de evet anlaşılmış. Evet, Özlem'i sorun. Burada Kaan Küçüğün bir sorusu var. Kaan, iyi akşamlar. Umarım çok bekletmedim seni. Kaan'ın sorusuna bakalım. Hocam, question answer NLP için hem numerical question answer hem de normal passage question answer aynı data setinde öğretilebilir mi? Tek model olarak. Mesela 10 artı 5 sonucunu bilsin. Bunun yanında passage'dan da anlam çıkarsın. Evet. Güzel soru. Şimdi biraz parçalamak lazım soruyu ve cevabı. Çünkü bir kere de bir şey söylenince muhtemelen yanlış ifade edebilirim diye endişe ediyorum. Şimdi NLP yapıyorsak NLP modelleri, language modelleri belli. Bizim kullandıklarımız statistical modeller. Bunlar içinde şu anda son 3 yıldır transformer'lar sıkça kullanılıyor. Transformer'ları da biliyorsunuz, biraz önce söylediğim gibi self attention var ve mask attention var. Bu ikisi çokça kullanılıyor. Bu kullanılan metotlarla bir araya getirdiğimizde, eğer biz language modeli istediğimiz problemi, çözmek istediğimiz probleme göre repurpose edip fine tuning yaparsak çok başarılı sonuçlar şu ana kadar elde edildi. Bunu gördük. Bunlar içinde tabii question answer bunlardan birisi. Question answer'da da bilmeyenler için veya uzak olanlar için bir korpus üzerinde eğitilmiş olan bir language modeli taban alan bir modele biz bir soru soruyoruz. O da bize korpusta, yani metin veri kümesi içinden yorum yaparak bize bir metin üretiyor ve bu ürettiği metin de bizim sorduğumuz sorunun beklediğimiz doğru cevabı olacak. Ama bu supervised yöntemlerde olduğu gibi soru ve cevapla, hani sık sorulan soruların bir yere toplanılıp soru ve cevap ikilisiyle supervised learning metodu olarak değil. Yani denetimci bir yöntemle değil. Unsupervised ne demek? Normalde bir korpus var. Yani çok miktarda metin bir araya getirilmiş bir şekilde. Bunu unsupervised, yani unlabeled halde, bir etiket yok. Soru cevap etiketi yok. Fakat bundan bir bilgiye çıkarıyoruz, extraction yapıyoruz ve bu bilgiyle bize dili öğreniyoruz, grameri öğreniyoruz, bilgiyi bir şekilde modelliyoruz. Gelen sorunu dili bildiğimizden anlama çeviriyoruz. Anlama en yakın olacak metin içindeki cevabı da kendimiz üretiyoruz. Bu question answer'ın anlamamız gereken tarafı. Şimdi question answer'da bu şekilde anlattığımız, yani unsupervised eğittiğimiz, daha sonra üzerine fine tuning yaptığımız bir dil modelini, önce bunu kabul edersek, bu şekilde gittiğimizi kabul edersek, 10 artı 5 gibi bir sonucu bulmasını beklememiz çok zor. Çünkü bizim modelimiz dil üzerinden gittiği için matematiksel işlemleri anlayamayabilir. Öbür tarafta başka modeller var. Bunlar dil modeline dayanmıyor. Ama onlar da tabii ki verilen formülleri, yani matematik, mesela LaTeX'te yazılmış olan bir matematik formülü hakikaten çözebiliyor.
Bu da var. Ama bunlar genelde ayrı ayrı çalışıyor. Bu dediğim ne zamana kadar doğruydu? Bundan bir yıl önceye kadar doğruydu. En son yapılan çalışmalarda bu OpenAI'yı biliyorsunuzdur. OpenAI'ın GPT-3'sini yani GPT-3, GPT-3'yi duymuşsunuzdur. GPT-2 ve GPT-3 arasındaki en büyük fark kullanılan veri seti ve GPT-3'ün parametre sayısı. Biliyorsunuz GPT-3'te 175 milyar parametre kullanılıyor. 175 milyar parametre çok. Ondan önce kullanılan yanlış hatırlamıyorsam 60 milyon civarındaydı. Yani milyondan milyara çok üstel bir artış var. Ve kabaca düşünebilirsiniz şöyle. İnternetteki bütün metin verisinin eğitimde kullanıldığını düşünebilirsiniz. İnternetteki bütün metin, bu metin HTML metin de var. Kodlar da var biliyorsunuz mesela kitaptaki kodlar. Ondan sonra translatorların oluşturduğu dil çevirileri de var. GPT-3 bir dil modeli. Yani biraz önce açıkladığım dil modeli. Ve bu unlabeled data üzerinde, çünkü kimse internette datayı bu işte LSTM'dir, bu işte sorudur, bu cevaptır diye label etmediği için GPT-3 modeli öncelikle unsupervised olarak internetteki bütün metni indirip okuyup kendi dil modelini, GPT-3'nin dil modelindeki istatistiksel bilgiyi elde ediyor. Bunu elde ettikten sonra, bu veriyi elde ettikten sonra birçok demoda da gösterildiği üzere çok kolaylıkla yeni bir şey yapmak üzere repurpose edilebiliyor. Tekrar ayarlanabiliyor fine tuning'de. Örnek vereceğim. Örneğin sözlü olarak ya da yazılı olarak tarif ettiğiniz bir Android arayüzünü kodunu kendisi yazabiliyor. Ama biz bu modeli kod yazması için eğitmemiştik. Biz bu modeli internetteki metin üzerine eğitmiştik. Ama kendisi öğrenirken bazı web sitelerindeki user requirement'larla elde edilen kodları öğrendiği için biz de bunu fine tuning'le belli bir veri seti üzerinde supervised bir yöntemle eğitebildiğimiz için dili bildiğinden ve repurpose ettiğimiz o küçük domain içindeki bilgiyi çok çabuk içselleştirebildiğinden biz ona sağda bir batonu olsun mavi renkli, sol üstte bir resim olsun, işte tıklandığında resmin rengi değişsin diye bir şey söylediğimizde bir Android uygulaması hemen yapabiliyor. Ve yazdığı kodla çalışıyor az hatalı. Başka bir örnek isterseniz GPT-3'nin mesela satranç öğretilmemiştir. Ama web sitelerinden elde ettiği language modeli bir satranç oyunu üzerinden repurpose ettiğinizde çok iyi bir satranç oyuncusu olabiliyor. Veya metni sadece öğrenmiş olmasına rağmen metin üretmeyi bir dil modeli olarak bu metinde kızgınlık mı var, mutluluk mu var diye sorduğunuzda size few shot yaklaşımıyla veya zero shot yaklaşımıyla size çok kolay cevap üretiyor. Sentiment analysis yapabiliyor. Oysa biz sentiment analysis için çok veri toplayıp çok eğitimler yapıyorduk. Şunu demeye uğraşıyorum Kaan. Senin söylediğin şey, yani bir question answer NLP uygulaması geliştirirken gerçekte bu farklı şeylere hizmet edebilir mi? Evet, bu yapıldı. GPT-3 gibi çok büyük bir model ve çok büyük bir veri kullanıyorsa öncelikle language modeli eğitiyorsun. Bu eğittiğin model istatistiksel bir dil modeli oluyor. Sonra bunu repurpose ediyorsun. Yani bir transfer learning, fine tuning'de daha dar bir model üzerinde çalıştırabiliyorsun. Ve bu model, aynı model senin istediğin girdi çıktı ilişkisini çok kolay öğreniyor ve yapıyor. Dolayısıyla
5'te 3'ü de toplayabilir. Sorduğun soruya cevap da verebilir. İstersen bunu controllable yapıp şöyle de yapabilirsin. Sorduğu sorulara şaka yollu cevap ver. Sorduğu soruların yanlış cevap ver. Sorduğu soruya soruyla cevap ver gibi de yapabiliyorsun. Kaan, bilmiyorum, sorularına cevap var mı acaba? Oldu mu? Hani açıkta kalan bir şey var mı? Varsa lütfen yaz. Kaan'ın burada bir yorum olmuş. Ona bir bakalım. Ne demiş Kaan? Drop data varmış hocam. Numeric NLP soruları için. Drop data. Ne demek istediğini anlamadım. Drop data varmış. Ne demek istediğini anlayamadım soruda. Numeric NLP soruları için. Yani özel data setleri varsa tabii ki bu supervised kullanım içindir. Supervised kullanımda anlatmaya uğraştığım konu da bu zaten. Supervised bir yaklaşımdan önce unsupervised bir metotla dil modelinizi eğitmek, daha sonra bu dil modelini supervised yaklaşımla repurpose etmek. Şu an en çok, en sık kullanılan yöntem bu. Yani bu transformerlarda zaten biliyorsundur, Hugging Face'in bu kadar meşhur olması sebebi de bu. Hugging Face bu büyük transformerları bize veriyor. Biz de bunları çok kolaylıkla repurpose edip başka bir yerde kullanabiliyorsun. Dolayısıyla bu tür bir şeye ihtiyacın varsa ben hızlıca Hugging Face'e bakmanı tavsiye ederim. Hızlı sonuçlar geliştirebiliyorsun. Şu an için eğer Kaan'ın bir sorusu kalmadı. Ha, veri setinin ismi Drop'muş. Tamam. Ben de şimdi Drop deyince Allah'ım dedim, acaba frame'ler drop mu oluyor? Çünkü görüntü falan çok bozuk görünüyor bende de. Acaba YouTube'da bir şey mi var, sıkıntı mı var diye düşündüm. Eğer Kaan senin başka sorun varsa yazarsın. Buradan bir bakalım. Özlem'in cevabına bakalım. Özlem, mükemmel oldu hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Özlem, güzel soruların için. Şimdi Arda'nın bir sorusu var. Arda'nın sorusuna bakalım. Arda, yeni nesil akademisyenler sizce verdikleri derste YouTube'a ve benzer ortamlarda sunacakları içeriklerle desteklemeli mi? Evet, bu güzel bir soru. Şimdi şu an biliyorsunuz hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yani eskiden Skype'den öteye bir şey kullanmıyorduk. Hayatımıza WhatsApp girmişti. Tabii bunlar hani meraklı insanlar kullanıyordu. Sonra WhatsApp iyice hayatımızın içine oturdu. Ve mesaj atmaktan çok onunla kullandık. Sonra son 2 yıldır da Zoom bu alana yerleşti biliyorsunuz. Tabii Microsoft'un Teamwork'ü var, başka çözümler de var ama Zoom herhalde açık ara en çok öne geçenlerden oldu. Ve insanlar dersleri uzaktan vermeye başladı maalesef. Yüz yüze derslerin yerini, ben uzaktan derslerin tutacağını kesinlikle inanmıyorum. Benim belki şu an burada öğrencim olan arkadaşlarımız da var. Ben iletişim kurmakta kendi adıma sıkıntı yaşıyorum. O şundan kaynaklanıyor. Ben öğrencinin gözünün içine bakmadıkça, öğrenciyle işte şakalaşmadıkça, öğrenciyi strese sokmadıkça ders esnasında, öğrenci bana soru soramadıkça, ne bileyim öğrenci arkadaşıyla şakalaşamadıkça, derste gülmedikçe, yani fiziksel temas, göz teması olmadıkça ben bir dersin hakkıyla yapılabileceği konusunda endişelerim var. Özellikle üniversite seviyesinde. Şimdi bunu bir şeyle ayıralım. Kurs almaktan ayıralım. Siz bir konuya meraklı olabilirsiniz. Örneğin işte Özlem LSTM'e meraklıdır. Ben Özlem'e dedim ki işte YouTube'da şu LSTM'le ilgili eğitim setlerim var, onları seyret. Şimdi Özlem bunu seyredip öğrenebilir. Meraklıdır. Belli spesifik bir konuda ihtiyacı vardır, öğrenir. Ama ders kurs demek değil.
dersin özellikle üniversite eğitimi kurs demek değil. Üniversite eğitiminde herkes meraklı değil. Ama hocanın görevi bir şekilde öyle ya da böyle herkesi meraklandırmak, herkesi motive etmek ve bilgisini en etkin yöntemle, en etkin ortamla öğrenciye aktarmak. Tabii öğrenme öğrencinin sorumluluğundadır. Yani bu active learning metodolojisinin en basit kuramıdır. Yani öğrenmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğretmenin veya üniversitenin sorumluluğu ise ortamı hazırlamaktır. O yüzden güzel bir söz vardır. İyi bir eğitim için iyi öğrenci, iyi öğretmen, iyi ortam ve bu üçünün de sürekliliği gerekir. Sürekli olması gerekir. O zaman iyi bir eğitimden bahsedilir. Eğer öğrenci öğrenmek istemiyorsa, öğretmen öğretebileceği metodolojileri tam olarak bilemiyorsa, gerekli olan laboratuvarlar yoksa veya bunların üçü sürekli mevcut değilse bu olmaz. Uzaktan eğitimde de bunların çok zayıfladığını görüyorum ben. Dolayısıyla uzaktan eğitimle beraber ben kanalımda bu videoları paylaşmaya başladım. Çünkü hakikaten ben merak ettiğim konuları internet ortamı üzerinde sadece makale okuyarak değil, blogları da okuyarak, GitHub'tan kodları inceleyerek ve özellikle Keras, TensorFlow gibi resmi web sitelerindeki paylaşımları ve bu alanda öncülük etmiş insanları takip ederek öğrendim, öğreniyorum. Hala da onları takip ediyorum. Dolayısıyla ben de istedim ki kendim de bu alanda öğrendiklerimi sizlerle, benim gibi meraklılarla paylaşmak istedim. Çünkü öğrenirken bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Basit bir konu iyi anlatılmamış oluyor. O yüzden siz 3-4 ayrı kaynağa gidiyorsunuz. Hala tatmin olmuyorsunuz. Sonra bir yerden bir şeyi fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu şöyle anlatsalardı ben çok kolay öğrenirdim. Niye kimse bunu böyle anlatmamış? Ben de bundan yola çıkarak kendim öğrendiğim konuları içime sinmeyen, anlatım metodolojisini beğenmediğim konuları kendimce kendimi nasıl daha rahat anlıyorsam o şekilde içerik hazırlayıp paylaşmaya başladım. Bu içerikler benim verdiğim derslerde doğrudan ilgili değillerdi ama daha sonra derslerimi de yüklemeye başladım. Şimdi senin soruna dönersek Arda, yeni nesil akademisyenler bu verdikleri dersleri YouTube'da benzeri ortamlarda sunacakları içeriklerle desteklemeli mi? Şimdi bu sorunun cevabı doğru ya da yanlış bir cevabı yok. Öncelikle normalde hepimiz sağlığımıza riskin kavuşursak, risk ortadan kalkarsa yüz yüze eğitime dönmeliyiz. Yüz yüze eğitimde de öğrenciyle mümkünse birebir temas sağlanmalı. Ve öğrenci ofis saatlerinde hocasına, asistanına gidebilmeli. Derste tartışmalar yapılmalı. Hocasıyla beraber, asistanıyla beraber proje grupları kurup projelerde çalışmalı. Ve usta çırak yöntemine dönülmeli. Bu mükemmel durum. Ama buna dönemezsek herkese de içerik üret, YouTube'a koy demek kolay değil. Yani bir içeriği hazırlayıp YouTube'a koymak inanın çok vakit alıyor. Eğer biraz da böyle dikkatli bir insansanız, benim gibi Başak Burcuysanız, ya çok çok emek harcıyorsunuz ve bunun bir karşılığı yok. Yani YouTube'a koyduğunuzda bir para getirisi, maddi bir getiri için bunu koymuyoruz. Buna inanın. Bunun bir maddi getirisi yok. Ha, yemek videosu çekiyorsanız, ne bileyim işte kedi videosu çekiyorsanız, böyle değişik şeyler yapıp işte eşek şakaları yapıyorsanız veya işte başka şeyler yapıyorsanız milyon tane seyredilebiliyorsunuz. Ama şu an mesela benim hazırladığım içeriklere bakıyorum, 300 kişi, 400 kişi seyrediyor. Ve bunu hazırlamak için belki 2 ay harcıyorum ben. Yani buradan bir maddi bir getiri yok. Dolayısıyla bir hocaya hayatını kazanmak zorunda bilgisiyle
hayatını kazanmak, ailesini geçindirmek zorunda olan birisine hem ders ver, hem içerik üret, hem içeriği YouTube'a yükle veya işte ver demek çok doğru değil. Yani bu çok doğru bir şey değil. Gönüllüyse yapar. Ama bunu beklemek, bunu bir görevmiş gibi düşünmek bence yanlış. Bu şuna benziyor. Her hoca kitap yazsın. Yani her hoca kitap yazamaz. Çok az insan kitap yazabilir. Yani her hoca makale yazsın. Yani her hoca makale yazamıyor. Yani o yüzden ben herkesin içerik online çevrimiçi bir içerik üretip yüklemesi, bunun da bir beklenti olarak beklenmesi taraftar değilim. Hatta hocaların derslerinin dahi internete konması bence normal değil. Yani ben her dersi farklı anlatıyorum. Yani aynı dersi haftada 3 kere verdiğim dersler oluyor sectionlara. Aynı anlatamam ki, ben robot değilim ki, farklı anlatıyorum. Öğrenci bir konuyu anlamıyorsa orada 2 tane daha fazla örnek çözüyorum. Öbür konuyu anlamışsa bir örnekle geçiyorum. Dolayısıyla bu içeriklerin, derslerin çekilip kaydedilip internete konması bile bence çok doğru değil. Çünkü böyle bir içerik hazırladım demek için bu içeriğin hakikaten profesyonel olarak editörünün olması lazım, ışıklandırıcısının olması lazım, animasyonu yapan özel birisinin olması lazım, Türkçesi, İngilizcesini düzelten birisinin olması lazım. Ne bileyim, üzerime giydiğim tişörtün renginin bile öğrenciye etkisi var yani videoda. Şu an mesela benim başlangıçta videoda bir sürü sıkıntı yaşadık. Sesim gelmedi, gitmedi. Ben teknisyen gibi sesimle de uğraşıyorum. Veya işte görüyorsunuz, şekerler, çikolatalar koydum background'a. Onları niye koydum? İşte şey olsun diye, hani bayram olsun diye. Ama bir hoca bu kadar uğraşmak zorunda değil ki. Ve en iyi üniversitelere bakın. YouTube'da dersleri paylaşıyor bazı en iyi üniversiteler. Sunumların çok felaket seviyede olduğunu görürsünüz. Hocalar harika. Dersi tabii ki güzel anlatıyorlar ama sunumlar felaket yani. Neden? Hoca ona o kadar vakit ayıramıyor ki. Hoca research yapıyor vesaire. Herhalde bilmiyorum, Arda, aynı konuya geldik mi acaba? Aynı noktada mıyız bilmiyorum. Arda ne demiş? Örneğin kitap yazımı için harcama eforu, görsel içerik hazırlamaya odaklanmak yeni kuşağa daha yararlı olur mu sizce? Ya şunu ben açıkça söyleyeyim. Kitap yazımı konusunda da mesela Türkiye'de, tabii Türkçe kitap yazımından bahsedelim. Türkçe kitap yazdığında maalesef bizde korsan kitap diye bir kavram var. Dünyanın başka ülkesinde olmayan. Korsan kitap, bir de fotokopi diye bir şey var. Yani ben kendim biliyorum, bizim Atılım Üniversitesi'nde Moodle'da benim paylaştığım notlarım bir fotokopicide ders notları olarak basılmış. Öğrenci para veriyor. Moodle'da bedava olan notlarımı ciltlenmiş halde parayla alıyor. Şimdi yani böyle bir ülkede kitap yazmanın bu emek boşa gider yani büyük ihtimalle. İkincisi, kitap yazmak işte biraz önce anlattığım şekilde çok profesyonel, yani editöründen, redaction'ından, seçilecek olan görsellerinden, yani inanın bir kitap yazmak 2 yıl, 2-2,5 yıl alıyor. Eğer bu kitap üniversitede okutulmuyorsa zaten boşuna basmışsınızdır. Hobi olsun diye kaç tane sattı, yani derin öğrenmeyi hobi olsun diye kaç kişi alır Allah aşkına, Türkçe yazılsa bile. İngilizce yazmanız lazım. İngilizce yazdığınızda da uluslararası kitap evleri var. Eğer göstermelik bir kitap yazıyorsanız tabii ki yazarsınız. 100 tane basılır, öyle kalır. Ama ne bileyim, şu üniversitelerde okutulsun diye İngilizce kitap yazıyorum derseniz de sizin çalıştığınız üniversitenin adının bütün dünyada tanınan bir üniversite olması lazım. Yoksa sizin kitabınız başka bir üniversitede ders kitabı olarak okunmaz. Ders kitabı olarak okunmadığı zaman kitleye ulaşamıyorsunuz. Yani herhangi bir roman yazmak gibi değil bu konu. Dolayısıyla yani senin sorununa biraz hep negatif gittim sanki Arda, ama yani bunlar mantıklı olarak söylüyorum. İdeal birisi bu işe girebilir, deneyebilir, yapabilir, başarılı da olabilir ve saygı gösteririm, ama ortalama bir çıktıyla karşılaştırdığınızda bunun yerine makale yazıp, research yapıp bir journal'da bastırmak hem size hem de insanlığa daha faydalı olabilir diye düşünüyorum.
YouTube'da veya Medium gibi bloglarda yazı yazmak hobidir, faydalıdır. İnsanlığa da faydalıdır, öğrencilere de kendine de faydalıdır. Ama bir üniversite bir hocasından genelde bir TÜBİTAK projesi yapması, bir Avrupa projesi yapmasını, bir Citation Index'teki journal'da makale basmasını bekler. Hocalık tabii ki belli bir seviyede beklenir. Ama çok ileri araştırma üniversitelerinde hocalık o kadar da aman aman beklenmez. Örneğin MIT'deki derslere bakarsanız o ders açmış olan hoca derse ilk hafta gelir, 2-3 hafta gelir. Onun haricinde 6-7 tane asistanı, doktor öğrencisi vardır. Onlar mı ders verir? Ve böyledir yani. Bilmiyorum Arda ne dersin bu düşünce söylediklerim ama Arda'nın bir yorum olmuş. Arda şey demiş, internete koyunca derse gelen öğrenci sayısı da düşüyor zaten hocam. Evet, bu ben kendi dersimde de bunu yaşadım. Yani eğer bir dersi internete koyuyorsan öğrenci zannediyor ki ben bunu sonra seyreder öğrenirim. Ama etkileşim olduğunu unutuyor. Ve unutmayın yani bir film olsa 2 saatlik ders 100 dakika eder. Yani 100 dakikalık bir ders oturup dinlemek insanı mahveder. O yüzden videolar, YouTube'daki videoları 10-15 dakikayla sınırlamak lazım derler. Benim videolar uzundur, eğitim videoları. Yani bir Transformer'ı nasıl 10 dakikada anlatsın? Encoder, decoder'ı 10 dakikada anlatamazsın. Ama ben biliyorum, seyretmeleri şu an internetimizde olsa sizinle gösterebilirim. Benim içeriklerim mesela 45 dakikalık içerik 3,5-4 dakika seyrediliyor ortalama. Ders içerikleri de aynı. Mesela C dersinin içerikleri yüklüdür şu an. Görebilirsiniz benim kanalımdan. Ders mesela 90 dakikalık bir kayıt var. 90 dakikanın 1,5-2 dakikası ortalama seyredilmiş. Dolayısıyla yani ben dersin video seyredilerek öğrenileceğine inanmıyorum. Ders derste öğrenilir. Dersi öğrenmek öğrencinin yükümlülüğüdür. Hoca da en iyi şekilde ortamı hazırlamaktan sorumludur. Bu üçgeni böyle kurmak lazım diye düşünüyorum. Arda da mutluysa konuyu kapatabiliriz. Evet. Evet. Evet, ben de aynı fikirdeyim Arda. Keşke research ve lecture ayrımı da daha iyi yapılsa. Aslında bunun yapılması gerekir. Yurt dışındaki üniversitelerde bu şekilde. Bir hoca böyle çok yüksek profilde research yapıyorsa ondan o kadar çok ders beklenme. Dönemde bir ders açıyor zaten. Onu da doktor öğrencisi de yaptı. Ama bazı hocalar vardır. Hakikaten öğrenciye çok faydası olur ve çok güzel anlatırlar dersi. Su gibi anlatırlar. Ve her dakikasında sen kopmazsın dersten. Ben böyle hocalardan ders aldım. Ve kendimin onların yanında ne kadar başarısız bir hoca olduğunu gördüm. O hocaların bence hiç research yapmasına gerek yok. Yani o hocalar üniversitede öğrenci yetiştirsinler. İnsanlığa çok büyük faydası olur. Yani hani bir karikatür vardır bilirsiniz. Fili ağaca tırmandırmaya, kediyi de yüzdürmeye gerek yok. Herkes iyi olduğu şeyi yapması lazım. Research'te iyiyse az ders versin, çok araştırma yapsın. Teaching'de iyiyse ders versin, research beklentisi olmasın. Çünkü herkesin bir faydası olur. Evet, Kaan da Hugging Face'i kullandığını söylemiş. Evet, ben Hugging Face'i pek sevmezdim eskiden. Biraz da böyle hani kullananları da pek hoş karşılamazdım, research yapmıyor, direkt kullanıyor diye. Fakat günlük hayattaki problemlerin çözülmesinde, özellikle endüstride makine öğrenmesinin, yapay zekanın, transformerların direkt kullanılmasında bu tür kütüphaneler çok önemli. İş hayatına atıldığınızda, bilmiyorum Kaan sen çalışıyor musun ama iş hayatınıza atıldığınızda iş gereken projeyi süresinde bitirebilmek için bence bu tür kütüphaneleri iyi bilip mutlaka kullanmak lazım. Şiddetle tavsiye ediyorum o yüzden. Şu an herhalde sorularımız bitti gibi görünüyor. Saatte 11:01 geçiyor. 2 saatlik bir süreyi tamamlamışız. Eğer başka soru yoksa ben katıldığınız için, dinlediğiniz için, güzel sorularınız için teşekkür ederim. Gerçekten her bir soru sizin üzerinde çalıştığınız bir projeyi, bir konuyu
atıf veriyor. Bundan ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp katıldığınız için. Gelecek ay yine yüz yüze canlı olarak böyle bir toplantı yaparız. Umarım o zaman teknik problemlerimiz daha az olur. Bayramınızı ben kutluyorum. Nice güzel bayramlarda sosyal mesafenin olmadığı, sevdiklerimize doya doya sarılabildiğimiz, büyüklerimizin ellerinden öpebildiğimiz güzel bir bayram havası olacak. Gelecek tasavvur ediyorum. Sağlıkla kalın, kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim katıldığınız için.